Kar yağıyor. Evet, yine karavanı kapattık çalışırken. Çünkü evet. Yani İzmir dikildi. Herhalde böyle çok uzun zamanlardan sonra büyük oldu şu anda. Evet, çocuk ve gibi. Ben çocuklar gibi mutluyum şu anda. Lafa lafa kar yağıyor. Çok mutluyum ya. Aşırı derecede mutluyum. Hadi eve gidelim. Hadi biraz gidelim. Çocuklarla zaman geçirelim. Evet, karavan tatilatına bugün de ara vermek zorunda kaldık. Küçük adam. Allah, küçük adam. Hadi al küçük adam. Üşüdüm. Üşürsün tabii. Yelekle, ayağında yastık, ayakkabıyla. Ayakkabılarla yakalandık karavana. Deli misin sen ya? Gören görmeyen de ayakkabısı yok zannedecek. Anam. Sen evet. Oli jip konumuna geç koçum. Evet. Şimdi 4x4 konumundayız. Araç 4x4'e geçti. Hatta 6x6. Şu aşırı derece mutluyum gerçekten. Bade Barlas kadar mutluyum çünkü yani burası sonuç itibariyle yazlık bir yer ve buraya kar yağması gerçekten şu an bizim için böyle mucize gibi bir şey. Şu anda kumsaldayız arkadaşlar. Ya bu mükemmel bir şey ya. Aşırı derecede mutluyum şu an. Hale bakar mısınız? Evet arkadaşlar, yılın ilk kamp topunu Nihan Hanım. Süper bir his ya. Şu anda deniz kenarında kumsalda kar oynuyoruz. Böyle bir şey yok ya. Harika. Hayatta imkansız diye bir şey yok. Bir kere daha anlamış olduk bunu. Bak şimdi bak. Bak. Yaramaz çocuk gibi misin? Ya ıskaladın. Tamam. Benim balım ilk defa kar görüyor. İlk defa kar görüyor. O da deniz kenarında görüyor. Babası. Evet. Uykuş gelmiş. Çok güzel. Oh, bayağı yağıyor ya. Kar mağdurları. Anne. Evet. Kar mağdurları şöminenin başında. Çok kar yağsa biz bir daha çıkmasak olur mu ya? Evden mi izlemek istiyorsun? Tamam, evden izliyorum. Üşüdün mü? Lan kar şöleşiyor olsun, kardan adam yok. Ama su oldum. Ben kar oldum asıl ben. Çünkü hazırlıksız çıktın. Evet. Bizi izle. Dinlemedin ve beklemedin. Aynen öyle. O yüzden direkt attınız kendinize. Çok sağlam, ellerinde eldivenle, maskeyle, bereyle çıkmış olsaydın kızım olmaz onlar. Hiçbir şey olmayacaktı anne, o zaman. Çıplak tamam, vereceğim hayatım. Ama çıplak çıkmadım. İnce çıktım. E tabi sen burayı hep yani alıştığın için ince gezmeye burada. Efendim? Neden? Ama sıcak olacağım. Karavanımız tadilatta. O yüzden şu an evimizdeyiz. Çiçeklerimizi böyle aldık üşümesinler diye. Burada şömineğimiz için odunlarımız. Evet. Dondun değil mi? Hayır, donmadım sen. Ben dondum. Yanaklara bak. Ne olmuş yanaklarmış? Sana bakayım, sana. Oho! Elma yiyorum. Anne. Sana bakabilir miyim? Kar mağdurları. Baba, ne olur yarın da gidelim. Bir aylık
giderim yarın. Tamam. Nereye gidecekmişiz yarın? Kara gidelim. Yani anne. Kar bize ya, geldi kızım. Kar bize geldi mi olacak? Hayır hayır. Ailecek dışarı çıkalım. Ha, üşüdün tabii artık çıkamayacağım. Biz kamerayı unuttuk, dükkana gittik kamera almaya. Bu ikisi beraber kaçıp bir güzel ıslanmışlar. Kara görünce tabii hep beraber baba oynayacaktık. Kara firar etmişler onlar. Ama yarın bana söz verin, birlikte orada gelecek. Tamam, eğer kar yağmaya devam ederse tabii ki de. Hayır, beraber Allah'a söz biz zaten ben beraber oynayacaktık. Sen gitmişsin, kaçmışsın. Kardeşinle beraber ıslanıp geri gelmişsin yani. Ben ertesi günü ve maalesef ortada hiçbir şey yok. Tamam. Nereye gidiyorsun? Yani denize doğru gidelim. Ne oldu? Huysuz Şirin. Maalesef gördüğünüz üzere buradaki altyapı çalışmaları biraz bu şekil. Yollarımız böyle. Ama hava inanılmaz fresh değil mi hayatım? Hava çok güzel. Ama şu, çok güzel ama ben dağılmış durumdayım. Şu an İstanbul'da beklenen kar var. Kar yağıyormuş İstanbul'da. Kar yağıyor maalesef. Böyle yol çalışmaları mevcut. Daha iyi bir dikil olacak tabii ki de. Böyle güzel tatil ettiler ama. Bak. Evin baba, ağaçları güzel. Baba, bir de önündeki yol güzel. Baba ne oldu böyle yola? Yenisini yapıyorlar aşkım yolunu. Ama burası park oldu. Barka içindeydi. Anne burada bir gölet açılmış. Yok hayatım o gölet değil. Gelin. Valla sıkıntı ya. Valla. Orijinal mı? Evet. Orijinal. Denize girmek istiyor musun? Evet istiyoruz, istiyoruz, istiyoruz. Birkaç ay daha bekleyeceğiz ama değil mi? Koş hadi koş. Yürüyüş yapmaya
çıktık. Dün çok güzel kar yağdı ama bugün tabii kardan şu an eser yok. Ama sanki dün kış, bugün yaz. Tabii yani. Pandemiden ötürü her yer kapalı, koronadan ötürü. Zaten normalde burası kışın da sessiz sakin olan bir yer. Yani burası normalde her zaman korona yani. Kimsecikler yok. Ama bu kış... Ya bu kış dolu. Şimdi bu kış dolu. Tabii pandemiden ötürü öyle bir şey var. Herkes tabii daha çok burada olmayı tercih etti. Hani evler az çok yine dolu. Ama tabii yine de İstanbul, Ankara, İzmir ve benzeri yerlere göre tabii ki de yani dolu. Normalde çok daha boştu. Ama bu sene birazcık daha dolu. O da pandemiden dolayı. Hatta pandemiden önceki sene yani biz neredeyse tabii. Sessizlik hani dinliyorduk aynen, ya. Aynen aynen bomboştu yani. Hiç ses yok. Şeyde dikinde dolaşırken böyle birini gördüğümüz zaman gözümüz düşüyordu. Aa insan varmış falan diyorduk. O dereceydi. Bu sene daha kalabalık tabii ama o da pandemiden dolayı. Ama gene de boş yani. Rahat. Burası güzel. Ama biz verdiğimiz karardan çok mutluyuz. Evet. Çünkü şu an markete çıktık sadece aslında ama çocukları da aldık işte bir hava alalım, hava alsınlar diye. Ve böyle bir imkanımız var. Yani şuraya geldim, 2 dakikada olsa bir iş çıkışı da olsa ya da sadece markete giderken bile ben yapıyorum mesela. Sahilden yürüyorum markete giderken, alışverişimi yapıyorum, geri geliyorum. O 5 dakika bile insana bir, bilmiyorum, bence yetiyor. Yani ben de dükkana giderken yukarıdan gideceğimi, aşağıdan gidip sahili, şöyle denizi görüp sonra dükkana gidiyorum. Ben de bunun kadar yürümüyorum da. Ama ben de aynı şeyi bazen yapıyorum yani. Güzel oluyor. Yani kesinlikle huzur, sessizlik. Ve dün ilk defa kar gördük. Yani burada şöyle ilk defa yani normalde hani... Yani buraya 2014'ten beri ilk defa kar yağmış. Yani 2014'te yağmış bir seferde. O da çok tutmamış. O da çok değil. Burada da tutmadı. Yine tutmadı yani. Bir gün yağdı. Yani neyse yine de güzel. Ama tuttu. Yani bir günde olsa tuttu. Bayağı bir lapa lapa kar yağdı. İlginçti. Çok da güzeldi. Dikildi de karı gördük yani biz. Süper. Biz şimdi karavanla Aralık ayında çıktığımızda kara gideceğiz. Kara gideceğiz hevesiyle zaten vlogumuz var biliyorsunuz. Hazırlandık. Tabii ondan sonra gidemedik. Çünkü kar yağmamıştı daha. Nereye gidecektik biz? Bursa Uludağ'a gidecektik değil mi? Uludağ'a kar yağmamıştı. Onun için yani kar olmayan bir yerde kamp yaptık. Altınoluk'ta. Kaz Dağları'na. O da çok güzeldi tabii. Şimdi Kaz Dağları'na da kar varmış. Evet ya. Şimdi Sipil'de gittiğimiz her yerde kar var. Bak karşı. Karşı dağa bak. Her yerde kar var. Yani biz şu anda Mardımenli'ye çıksak ya da Karagöl tarafına çıksak o biçim kar var. Aynen yükseklerde şu anda daha fazla tabii kar var. Aslında arabayla gidiyoruz. Arabayla yani gerek yok bence. Bence şu da güzel yani. Maksat zaten hava almak, şu anda hava alıyoruz. Evet, hava almak. Yani olmaz diye bir şey yok kısacası. Kar yağdı. Vallahi bu kadar istediler yağdırdılar helal. Ben başka bir şey demiyorum. Yani Badeyle Nihan kar dediler, karı yağdırdılar dikiliye, vallahi bile. Aynen, birkaç saatte olsa mutlu ve süt şekilde karda zaman geçirebilirdik, güzeldi. Ne oldu be küçük adam? Anne, karnını gıdıklayabilir miyiz? Tabii. Yapacak mı? Neden? Arkasından yaklaşma, kafasından sev. Arkasından yaklaşırsan tehdit algılar. Kafasını mı seveyim? Evet, kafasından. Tamam. Bak zaten evet beni sev diyor. Yattı işte. Evet hayat. Oradan seveceksin. Buradan mı? Buradan mı? Anne. Anne buradan mı? Ne olmuş? Burada büyük deprem olunca orası çökmüş suyun içine. Çatlamış, kocaman bir fay attı gibi çatlak. Bütün orası sular altında kalmış. Su daha yukarı çıkmış. Şu denizin hemen ortasında böyle boydan boya giden dalganın kırıldığı yer. Bir kayalık var arkadaşlar. Eskiden bir büyük bir depremde buranın çöktüğü söyleniyor. Zaten buralar biliyorsunuz İzmir tamamen deprem bölgesi.
güzel bir kafemiz var, Dumu Kafe diye. Burası çok keyifli oluyor normalde, pandemiden evvel. Bakın böyle bisiklet yolunu yeni yaptılar. Bu yol bütün dikili bu şekilde gidiyor arkadaşlar ve gerçekten bu çok güzel oldu. Bisikletiniz varsa buradan harika bir şekilde dikilinin bir başından başlayıp ta diğer başına kadar bisikletle bu sahil kesimlerini birleştirecekler zaten. Bilginiz olsun. Bisiklet turu içinde rotanıza dikili ekleyebilirsiniz. Ben de babamın kızıyım. Kapat şapkanı, gözünle bir tak. Allah için bak. Ben şu halde kendi eşimi görsem yemin ediyorum tanımam. Efendim oğlum. Hadi gelin yürüyün. Hadi bakalım. Tanınacak halimiz mi kaldı? Halimize bak. Yapacak bir şey yok sağlık için. Çık orta. Çık orta.